Buyurun Hazal. Hanım. Murat abi konuşurken benim kafamda <laughs> mükemmel bir transfer e, senaryosu oturdu. Şimdi Survivor bence doğalında takımların dengesini zaman içinde eşitleyen bir yarışma zaten. Senin az önce bahsettiğin şey gibi Kaideniz'in elendiği bir kırmızı takımla geçen haftaki kırmızı takım aynı değil. Survivor doğalında takımları zaten terazisine eşitlemeye meyilli bir yarışma. Dolayısıyla ya, o, biz bu haftalar geçtikçe bunun üstüne bir de böyle ekstra kırmızılar güçsüz diye düşünüyorum. Oraya çok transfer yaparsak biz hiçbir zaman zaten inanılmaz dengeli iki takım yaratamayız. Çünkü ne olacak haftaya yine bir takımın kötüsü gidecek. Eğer biz kırmızılara bu transferi yapmışsak bu yani. hafta diyelim yapacaksak. E haftaya Kırmızılar bir güçsüzünü daha kaybettiğinde bu sefer kırmızı uçacak, mavi çökecek. Yani bu hep böyle ilerleyecek. Dolayısıyla ben böyle %100 eşitlik aramanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten doğalında dengeye yaklaşan bir yarışma var. Ama mükemmel bir transfer senaryosu geldi aklıma. Bence Murat abi'nin en altını çizmeden geçtiği örneği en iyisiydi. Murat abi bak dediği doğru. Kırmızılar'ın hıza ihtiyacı var. Tamam ama bitiricilik konusunda Kardeniz'in elendiği bir kırmızı takımlayız artık. Ee, inanılmaz bir yarışmacı Mustafa Kemal'in geldiği bir kırmızı takımdan bahsediyoruz artık. Geçen haftaları unutun. Dolayısıyla artık arada çok fazla bir denge farkı yok. İnanılmaz hızlı bir yarışmacıyı e, çok yavaş bir yarışmacıyla değiştirirsek, kırmızıları yukarı taşıyacaktır bu. Ama bence Furkan'ın, bak şimdi hıza ihtiyaçları var. Ee, Furkan çok hızlı bir yarışmacı ama müthiş bitirici mi derseniz değil. Yani inanılmaz hızlı. E, Yüzdelerle oynamıyor kötü değil ama hani aşırı bitirici çıkarırım Furkan'ı bütün finallere değil. Bir de Özgür var dediğin çok doğru çok hızlı mı hayır ama bitirici bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum Özgür'ün. Hele zaman ilerledikçe açıldıkça final görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Furkan ve Özgür değişmesi senaryosu on numara senaryo olur. Neden çünkü çiftli oynanıyor zaten. Bu senaryoda hangi takım daha avantajlı oldu diyemem yani. Özgür'ün mavilere e, gitmesiyle Furkan'ın kırmızılara gitmesi takımlardan birini daha avantajlı hale asla sokmuyor bence. Biri çok hızlı, biri bitirici. Ama çiftli yarışıyorsun. Furkan'ın e, Özgür'ün yanına hızlı bir mavi geldiğinde Özgür'ün maviye geçmesi mavilere avantajdır. Bence Furkan'dan daha iyi değerlendirir mavi takım. Yani mavi takımın Furkan'dan çok Özgür'e ihtiyacı var bence. Çok hızlı kadınları var. Koy yanına Özgür'ü. Al bütün sayıları. Kırmızı takımında çok bitirici yarışmacıları var. Kadın özellikle Nagiyan Merve gibi e, normal bir Merve son günlerdeki gibi değil ama. Onun yanına koy Furkan'ı bu da kırmızı takım avantaj. Yani aslında çift taraflı ikisi de kendine avantaj sağlamış oluyor. Takımların arasındaki dengeyi değiştirme değil iki takımda yukarı çekmiş bir senaryo oluyor. Özgür ve Furkan değişimi inanılmaz kafama yattı. İnşallah bu olur. Ya Hırlıktan. açıkçası Hanzade şöyle bir şey var. Ben hani gönlümden çok geçiyor söyleyeyim de. Erkeklerin çok oturduğunu düşünüyorum ben biliyor musun? Erkeklere ben hiç dokunmak istemiyorum. Kesinlikle. Bu arada Berna karşıma gelseydi şunu söylerdim. İlk başta böyle kaprisler, atpistler oldu ama çok büyük hata yaptım maviye geçmekle derdim ben Berna'ya. Çünkü kendisi de geçmek istiyordu. Yani onun da öyle bir talebi olduğu için sonuçta prodüksiyonda bir şekilde değerlendirme yaparken Berna zaten geçmek istiyor. Yunus Emre buraya gelsin, Berna oraya gelsin, gitsin dediler ama Berna hayatının hatasını yaptı. Neden biliyor musun? Kırmızı takımda ömrü var ya çok daha uzun olabilir Berna'nın. Zaten iyi bir yarışmacı. Dün düellolarda da izledik. Altında Gizem Aleyna gibi zorlayacağı isimler varken kendini maviye atması Seda'nın damlanın nefisenin olduğu yerde. Yani şu anda bakın. Berna'yı tekrar kırmızıya alalım biz hız olarak. Hı hı. Ve kırmızıdan ağır bir yarışmacıyı maviye gönderelim. Kırmızıları kadınları bile bir noktada yine toparlar. Çünkü hız eksik. Aleyna olup kaptan olmak için başarılı olmak gerekmiyor mu? Yani iyi şeyler yap. Gün vardı. ya Aleyne geçen kaptandı peki nasıl? Oldu? Demek başarı ki başarılı. De. Demek ki kadın Baya bir şeyler yapıyor. Kaptan oldu. O da enteresan. O, o güzel bir konu açtınız ama önce transferle ilgili insanla da fikirlenelim. Ondan sonra o konuya girelim. <laughs> Valla bu transfer yapılacak. Belli oldu. Acun abi açtı anketi. Acun abi anket açtı zaten transfer geliyor. Bir de %80'i görünce Acun abiler yapacak bu transferi. Yani transfer mi yapacak? Dışarıdan mı gelecek diye sorunca da ben transfer olacağını düşünüyorum. Niye? Çünkü çok kalabalık olduğunu düşünüyorum artık Survivor'ın. Yani bence doydu Survivor yarışmacılığı. Çünkü 7, 7, 7, 6. Yani şu an 27 kişi var içeride. Nihat'ın da geleceğini biliyoruz. 28. E Şubat'tayız. Haziran final olacak olsa zaten patır patır yani çok fazla kişi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ben böyle daha başka kişinin geleceğini düşünmüyorum. Bak gelir mi? Bilemem tabii. Sürpriz olur bana. Transfer durumu içinde şunu söylüyorum. Keşke transfer olmasa. Bak ben ben zaten aslında beyan ettim fikrimi. Çünkü bak Yunus Emre'nin transferi doğru bir transferdi. Çünkü Yunus Emre önemli bir bitiriciydi ve bu sene çok hazırlanmıştı. Karşıda da gerektiği değeri tam göremiyordu. Hop bu tarafa geldi. Kırmızı takımı yükseltti. Mavi takımdan da düştü. Doğru mu? E üstüne dışarıdan Mustafa Kemal geldi. Kırmızı takım biraz daha yükseldi. E takımlar şimdi yakın dedik. Ben hatta dedim ki %55'e 45 e dedim. E ne oldu? Kırmızı takımın en kötü yarışmacısı Kardeniz gitti. Kırmızı takımı o da yükseltti. Bana göre şu an takımlar eşit. Bence de. Bak bana göre şu an takımlar eşit. Ben bir de şöyle bakıyorum. Bana göre şu an yarışmanın en kötü dört tane kadın yarışmacısı sayıyorum. Begüm Sahra, Berna, Aysu. Hepsi de mavi takımda. Tamam en iyileri de orada. Yani sayıyorum Seda Damla, Nefise orada da sadece iyilerden gitme, kötülerden git. Ben şimdi Begüm Sahra, Berna, Aysu'yu mesela Pınar'dan, Gizem'den, şeyden, Aleyna'dan iyi görmüyorum. Dolayısıyla ben onlardan daha kötü bulduğum için bana göre kadınlar da aslında eşit. Erkeklerdeki eşitliği konuşmuyorum bile şu an. Erkeklerde Yunus Emre, Mustafa Kemal, abi, ee, Turabi. Turabi, Özgür, e, Sercan geliyor, Ersin başladı artık. Evet. E, şimdi bu takım ne kötü abi? abi. Bu takıma kötü diyemeyiz. Yani ben bu takıma gerçekten böyle kalmasını, diğer takımda da böyle kalmasını. Zaten oyun benim öyleydi. Ben bastım orada. Bu takımlarda hani değişim olmasın diye ben zaten kırmızıya bastım. Kırmızının daha güçlü olduğunu düşünerek değil. Takımlar dengeli mi diye sorsaydı belki Acun abi soruyor. Belki başka bir yüzde çıkacaktı. Ama sen hangisini güçlü görüyorsun diye sorduğumuz için soruyu biz. Mavi güçlü görür. Doğrusu mavi biraz daha güçlü olabilir. Ama bu fark ne kadar? işte o, onu biz belirleyemiyoruz. Dolayısıyla değişim olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama herhalde değişim şuradan yapacaklar gibi geliyor bana. Özgür Furkan'ı beğenmedin mi bu fikri? Ben erkeklerde bir değişim beklemiyorum. Kadınlarda bir değişim bekliyorum. Kadınlarda da Seda Damla Nefise 3'ü çok top klas yarışmacı. Onlara Nagihan'ı eklersin. Yani hı hı. Merve ile Pınar'ı ayrı tutuyorum. Onları biraz daha aşağıda görüyorum. Bu dört tane yarışmacının 2 iki iki de alacağını düşünüyorum. Yani Nagyan'ın yanına biri gelecek. Yani Nagyan'ın yanına Seda mı gelir? Damla mı gelir? Nefise mi gelir? Yani bence değişim böyle olur ama bu değişimde bile bence kırmızı takım mavi takıma göre biraz daha yükselmiş. Ama olur. şu an sen diyorsun ki en kötü 4 kadın yarışmacı pardon mavide. Evet. E sen onların bir iyi kadının da oraya gönderirsen Hayır, ben ama sen, ama en iyi ama, ama en iyi 3 de mavide diyor. Ama yani. diyorum ki bir de ben. Hı hı. Ben zaten de şu an dokunmam Bak bana kalsa Evet, aynen. Ben, Bana desek ki Arcin abi fikrin ne? senin bir fikrin var mı? Sen de oyun hakkın var dese. Aa ben dokunmam de derim. Bana göre şu anki takımlar çok güzel derim. Karadeniz'e gittikten sonra özellikle de şu an evet. kadın erkek çok eşit olduğunu düşünüyorum derim. Ha ama biz de yapacağız. Sen ne yapacaksın derse o zaman abi derim ki e, en azından şu üç tane çok iyi kadından birini karşıya ver. Nagihan'ın yanına ver. Ama buradan da kötü birini değil. O zaman Aleyna falan abi ya. Mesela. Pınar dedim Pınar olabilir. Pınar, Pınar, Pınar da Aleyna. Pınar, 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 evet. evet. Pınar olabilir. Merve en olabilir. Değil, yani ne? en kötüsünde değil ama yine böyle bir iyi bir yarışmacı gönder ki dengeli olsun. Yani Nefise Nefise bu tarafa gelirse buradan oraya da Pınar gitmesi daha çünkü neden? Bak şimdi şöyle düşün. Üçlülere bakalım. Nagihan Nefise Merve olacak bir tarafta. O tarafta Seda adamla Pınar olacak. Mesela. Hı hı. Belki Merve evet doğru.